Evet. Bu arada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu iktidara KHK'larla alakalı bir çağrıda bulunmuş. 6 yıl oldu artık yeter demiş. Çok önemli. Şöyle söylemiş. Sadece KHK meselesi dahi adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar diyor. 6 yıldır iktidar KHK'ları görmezden geliyor, insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor. Beraat etmiş, takipsizlik almış fakat ben seni almam çünkü canım öyle istiyor diyorlar. On binlerce insan aileleriyle birlikte 100 bin lira buluyor. 6 senedir horlanıyor, itiliyor, kakılıyor demiş. Bu çok önemli bir çağrı. Umarım Türkiye yani sadece siyaseten bile olsa seçim dönemine girdik, seçim sürecine girdik. Sadece siyaset yapmak için bile iktidar bu meseleyi çözmesi gerekir. Yani siyasi bir şey de bunu gerektirir ama siz KYK ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Hazır bu. Bir kere insanların hukuksuz mahkeme kararı olmadan herhangi bir şekilde takibata uğraması, şu ya da bu şekilde işinden, evinden, şundan bundan olması yanlış bir şey. Burada elbette ki 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kimse göz ardı edemez. 15 Temmuz öncesinde özellikle Fethullahçıların devletteki kadrolaşmasını hiç kimse göz ardı edemez. Bunu bir tarafa koyuyorum ve bu kadrolaşmanın da aslında Türkiye için çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani aynı şekilde o kadroların tekrar aynı yerlere geri gelmesinin daha doğrusu. Ama KHK'lıların tamamı Fethullahçılardan ibaret değil. İktidarın bütün muhalifleri KHK damgası altında elimine ettiğini üniversitelerden, diğer yerlerden görüyoruz. Yani bir kısmı işte şu nedenle, bu nedenle. Bununla ilgili kapsamlı bir politika elbette ki güdülmeli ama ben bu iktidarın bunu yapacağı kanaatinde değilim. Bu konu ancak iktidar değişiminden sonra ortaya çıkabilecek bir konu. Ama dediğim gibi bunu yaparken de devleti içeriden ele geçirme amacıyla kadrolaşmış bir ekibin de yeniden bir şekilde bu gücü ele geçirmesini sağlayacak bir yola da gidilmemeli. Burada ince bir denge var. O denge korunarak insanlar beraat etmiş insanların işte işine iadesi vesaire bunlar kademeli bir şekilde Şimdi hukukta evet. yani beraat şimdi mesela Osman Kavala da müebbet hapis aldı. Hukukta böyle bir hukuk yani. Hani orada ceza almakla beraat çok iyi bir kriter değil sanki. Evet. Öyle Burada da bir ama dikkat edilmesi gereken bir şey var. öyle öyle doğru haklısınız. Onlar için de yeniden yargılama süreci yapılabilir. Yani. Şöyle bir şey yok mu? Yani mesela bu benim yani dikkatimi çeken bir şey. Şimdi KHK sorunu Türkiye'de artık hani KHK'nın ne olduğunu ve bu insanların on binlerce insanın resmen böyle hani ölüme terk edildiği yani yaşayan ölüme terk edildiği ortada. Bütün buradaki oluşan haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikler de ortada. Fakat hani bir haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz ederken ama fakat lakin işte hani onlar da devlet içerisinde yapılananlar da işte hani orada kalsın da bunları söylemeden sadece mesela neden hani bir siyasetçi olarak ya yani KYK zulmü evet burada bir haksızlık var, hukuksuzluk var. Bu düzeltilmeli diyemiyoruz mesela denilmiyor. Denilmiyor çünkü bunu bu hale Mesela getirenler siz de de böyle cümle kurdunuz. evet Niye yani? Bunu yıkmak siyasetçilerin görevi değil mi? biz onları yaşadık ama yani Türkiye'de 2016 öncesinde Fethullahçıların devleti ele geçirmek için neler yaptıklarını unutmadık Doğru yani. ama o ayrı Ben onu konuşurken böyle fakat ortada mesela bunların bir KYK. kısmının Fethullahçı olduğu kesin yani bu hepsi iktidar muhalifi değil. Evet. Benim dediğim şu, burada İnsanları açlığa mahkum etmek yanlış. Bu bir. Ama açık ve net söyleyeyim. Bir takım kritik Kritik. devlet kurumlarında kadrolaşmanın Türkiye bir şekilde önüne geçebilmeli, geçmeli de. Yani bu insanları diyelim İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, yani askeri gibi. İstihbarat gibi kurumlar,
bu tür organize yapıların eline geçmemesi için bundan sonra için tedbir alınmalı. Ama geçmişte bunu yapanlar da yani aç bırakılsın demiyorum ama başka devlet kurumları var. Oralara istihdam edilebilirler. Yani burada, devlet kurumları ayrımı yapılabilir burada. Yapılabilir. Yani bence, işte öğretmen birisi işte o cemaati mensubu olan ama işte böyle çok bir suç işlememiş olan, sadece bir mensubiyeti olan öğretmen biri işine dönebilir mi mesela? İşine elbette ki. Yani eğer hakkında herhangi bir şey yoksa, yani bunun örgütle çok, hani örgütün bir parçası olduğuna dair, elbette ki dönmesi gerekir. Evet. Yani öğretmenlik idareci yapmazsın. Eğer hakkında bir şey varsa. Ama insanları aç bırakmak, ekmeksiz bırakmak, özel sektörde çalışmalarını engellemek, bunlar yanlış şeyler. Yurt dışına da gidemiyor. Ne yapacak bu insan? Kök mü yiyecek yani? Evet. Ağaç kökü mü yiyecek? Önü diyenler de oldu nitekim. Yani bence orada bir orta yol bulunmalı.